Değerli izleyenlerimiz, 4 günlük Antalya kampının artık sonundayız. 2 hazırlık maçı ve antrenman programıyla beraber teknik direktörümüz Ahmet Ateş'le beraberiz. Hocam, 2 tane çok güzel maç oldu. Çatır çatır oynadığımız 2 Ukrayna Ligi takımı U19 seviyesinde ama birbirinden kaliteli maçlar seyrettik. Öncelikle son maçtan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünü? Yani bugün gerçekten bizim için çok keyif alarak hem izlediğimiz, hem yönettiğimiz, hem de içinde bulunduğumuz bir gün oldu. Shakhtar takımı iyi bir takım. İyi bir oyun kurguları var ve iyi bir planlamayla buradalar. İkinci defa kampa geliyorlar bu sene içinde ve çok ciddi rakiplere karşı çok iyi maçlar yaptılar. Bugün de bizim için de çok dirençli, çok kaliteli bir maç oldu. Bizim istediğimizi aldık, sakatsız bir maç geçirdik en azından. İstediğimiz pozisyonlara da girdik. O yüzden keyif aldığımız bir maç oldu diyebilirim. İki maçı ve normal kampı da değerlendirecek olursak aslında lig arasına sıkışmış bir periyodu. Bütün takımlar dinlenerek ya da antrenman yaparak geçirirken biz iki tane hazırlık maçını farklı şehirde geçirdik. Bu periyodu bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Biliyorsunuz bizim bir planlamamız vardı. Almanya'ya gidip yurt dışında maçlar oynamakla ilgili. Tabii o planlamamızı gerçekleştiremeyince hemen yurt içine yöneldik. Ve Antalya zaten kış sezonu için yabancı takımların uğrak yeri. Bizim için bu kulüp felsefesine uygun ve kulüp yapılmasına uygun çok çok önem verdiğimiz bir durum. Böyle maçlar her yıl oynamaya çalışıyoruz. Sezon içi olması tabii ki Bursa Spor oynadık, Gençlerbirliği oynuyoruz. Bunlar bizim için çok önemli değil. Biliyorsunuz zaten hafta sonu lig maçlarındaki skorlar bizim için çok önemli. Oyuncuların gelişimi bizim için çok önemli. Bugün burada Shakhtar'ın A takımıyla antrenmana çıkan bir 9'a karşı bizim stoperlerin verdiği mücadele, bir kendi forvetimizin Shakhtar'ın yeni A takımıyla antrenmana çıkan bir stopere karşı mücadele etmesi bizim için her şeyden çok daha anlamlı. Biraz önce Shakhtar Donetsk takımının da teknik direktörüyle yaptığım röportajda da kendisi onu söyledi. Altın Ordu gibi aslında Türk futbolunun iyi bir temsilcisiyle maç yapmak bize de çok şey kazandırdı. Onlar da kendi adlarına oynanan bu özel maçtan son derece memnundular. Yani sadece onunla ilgili dedi. Yani teknik adama çok teşekkür ederim. Maç sonu ben de biraz kısa görüşme yaptım. Takımı çok beğendiğini kendisi iletti. Ben de kendi takımını çok beğendiğini söyledim aynı şekilde karşılıklı. Maçtan çıktıktan sonra da yani buraya gelip biz kahvemizi daha içene kadar birçok kişi geldiler ve bu yıl bu kış kampında izlediğimiz en güzel maçlardan biri oldu dedi. Her iki takımda gerçekten mücadele gücü çok yüksek. Hiç kimsenin geri çekilmedi. Mücadele devam etti. İkili mücadelenin çok iyi oldu. Oyun oynamaya çalışan ve topun oyununda kaldığı bir oyun oldular. Bu konuda tabii oyuncularımızı tebrik ettiler, bizleri tebrik ettiler, rakip takımı tebrik ettiler. Bu gerçekten keyif aldığımız bir mücadele oldu bu şekilde. Yani skorlardan bağımsız aslında biz burada 4 günlük kampın amacına ulaşmış bir şekilde İzmir'e dönmenin herhalde keyfini yaşıyoruz diyebiliriz. Ya bunun en güzel tarafı şu, maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına gittiler ve soyunma odasına gidip ağrısı sızısı herhangi bir sakatlığı olan var mı dediğimdeki çocukların almış olduğu keyif
işlerini iyi yaptıkları için vermiş olduğu huzur ve bu kamp süresi boyunca geçirdikleri, öğrendikleri ve diğer takımların oyuncularıyla yaşadıkları deneyim bu şunu gösterdi. Bizim burada olmamız evet doğru bir karar, doğru bir planlama ve amacına ulaşıldı diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Başarınız devam ediyoruz hocam. Teşekkürler.